Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zümrüt tabletlerden bahsedeceğim. Eğer bu video hoşunuza giderse, beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Hermetika ya da diğer adıyla zümrüt tabletler, eski Yunanlarca Hermes Trismegistus'un öğretisine ait kimi metinlerin eski Yunanca ve Latince yazılmış eldeki kaynakların bütününe verilen addır. Bunlar Antik Mısır'da kutsal alfabeyle yazılmış, orijinal kayıtların farklı yazı biçimine çevrilmiş, kopyalarının kısmen eski Yunanca'ya ve Latince'ye çevrilmiş bölük bölçük parçalarından oluşur. Bu metinler aslında İskenderiye yangınından ve bağnazların elinden bazıları kurtulmuş, hemen hemen de bazıları da çeviriler sırasında anlam kaybına uğramıştır. Yani bilgiler günümüze tam olarak orijinal şeklinde ulaşmamıştır. İskenderiye Kütüphanesi'nin 5. yüzyılda kilise tarafından yönlendirilen yıkımından sonra bu bilgilerin günümüze kadar korunabilmesinde en önemli kişiler Pisagor, Platon ve eski Yunanlardaki yazarlar sağlamıştır. Ama bunun yanı sıra Orta Doğu'daki ezoterik ekoller de bunları koruyabilmiştir. Orta Doğu'da korunan bu hermetik bilgiler aslında Avrupa'ya Floransa yoluyla aktarılmıştır ve Floransa'dan sonra da bütün Avrupa'ya aktarılmıştır. Kilise bunun aktarılmaması için çok çabalasa da bir şey yapamamıştır. Orta Çağ'dan bu yana aslında bu hermetik bilgiler birçok okültistin dikkatini çekmiştir. Okültizm de aslında arkadaşlar bazı bilgilerin gizli yollarla ulaşılması demektir. Yani teoriler, bilimsel yollar dışında ulaşıyorlar bu bilgilere. Ve bunlar da bu bilgileri birçok farklı şekilde yorumlamıştır. Metinden ilk olarak Albertus Magnus De Mineralibus adlı eserinden bahseder. Bu eserde bahsedilene göre aslında Hermes'in mezarı İskender tarafından bulunmuş ve bu bilgiler de o mezarda açığa çıkmıştır. Aslında en yaygın söylence bu tabletlerin Hermes'in lahdinde Hermes'in ellerinin arasında bulunduğuna aittir. Burada aslında sembolik bir ifade kullanılmıştır. Tabletlerin zümrüt olması aslında bu taşın önceden Hermes'e ait olduğu da akla getirmektedir. Ancak zümrüt yeşil rengi ekini sembolize ettiği gibi ökült geleneğinde bilgeliği de sembolize eder. Bu tabletlerin aslında içerdiği bilgiler hermetik bilgiler olsa da ve önemli bilgiler olsa da burada aslında esas dikkati çeken şey zümrüt tabletlere yazılmış olmasıdır. Bir şey daha vardır ki zümrüt Hristiyanlıkta inancı temsil eder. Hermetik yazıların birçoğu Helenleşmiş Mısır'a aittir ama orijinalinde Yunanca olduğu tahmin edilir. Günümüze eksiksiz bir metin ulaşmamıştır. Sadece 20'ye yakın Arapça versiyonu vardır. Zümrüt tabletler hakkında elimizdeki ilk versiyon Tionyalı Apollonius'a aittir. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış olan Apollonius, yeni Pisagorasçı filozoflar arasında en önemli yere sahiptir. Ayrıca kendisi döneminde ökült bilgisiyle de tanınmıştır. Büyü ve simya üzerine yazılmış kitapları da vardır. Orijinal hermetik felsefe ve simya kaynakları üzerinde zümrüt tabletler dünya üzerindeki en eski ve en gizemli metinlerden biri olarak kabul edilir. Zümrüt tabletleri üzerine Hermes tarafından kendisinin oyulduğu düşünülen Büyük Piramidin kral odasına yerleştirilen bu gizemli metinlerin gerçek yazarı hala gizemini koruyor. Ayrıca araştırmacılar tablet ve Hermes'in halktan gizlendiğine de inanıyor. Bu eski metin Okit, filozof ve simyacılar arasında en az 8. yüzyıldan itibaren biliniyor. Hermes Trismegistus aslında efsanevi tanrılardan iki tanesinin birleşiminden olduğu söyleniyor. Bir tanesi eski Yunan tanrılarından biri olan Hermes'in, Hermes videomu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bir diğeri ise eski Mısır tanrılarından bir tanesi olan Tod'un birleşimi olduğu söyleniyor. Antik Yunanlarda kendi ilahlarının yani Hermes'le Tod'un özelliklerinin aynı olduğu da söyleniyor. Tod aslında Osiris'in habercisi olarak karşımıza çıkarken Hermes videomda da bahsettiğim gibi Hermes de Zeus'un habercisi olarak, mesajları ileten kişi olarak aslında aynı görevler yüklenerek karşımıza
çıkıyor. Yani ikisi de habercilik, aydınlatıcılık, rehbercilik ve aracı fonksiyonlar özelliklerini taşıyor. Birçok açıdan aslında Hermes'in eski Mısır mitolojisinde yer alan tanrılardan birisi olan Tod'a benzemesi de bazı araştırmacılar tarafından antik Mısır'dan antik Yunan'a geçtiğine inanılır. Bunu destekleyen önemli bilgilerden bir tanesi ise antik Yunan'da Hermes büyük köpek takım yıldızıyla ilişkilendirilir ve aynı zamanda antik Mısır'da bazen Tod şahin başı yerine köpek başıyla da betimlenir. Eski metinlere göre Hermes Tod Mısır'da yaşamış bir bilgedir. Aynı zamanda mükemmel bir bilim adamıdır ve simyacılıkta da önemli rol oynamıştır. Hermes Tod kimilerine göre inisiye, kimilerine göre bir peygamberdir. Eski Yunanca metinlerde Hermes Tod majinin, tıbbın, astronominin ve bilgeliğin kurucusu olarak kabul edilir. Bu metinlerde ondan 3 kere büyük Hermes anlamına gelen Hermes Trismegistus olarak bahsedilir. Ve diğer bilgelerden de ayırt edilmek için bu isim kullanılır. Mısırlılar ise aynı zamanda hem kral, hem büyük rahip, hem de dinin kurucusu olduğu için ona 3 kere büyük anlamına gelen Trismegistus sıfatını layık görmüşlerdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.